أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين رحمة للعالمين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. Öncelikle bizleri eşrefi mahlukat olarak yaratan, bize sayısız nimetleri bahşeden, bizi mübarek Ramazan ayına kavuşturan Rabbimize sonsuz ve süresiz hamdü senalar olsun. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen önderimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize, onun âline, ashabına ve yolundan gidenlerin üzerine olsun. Cenab-ı Hak, hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip de batıldan içtinab eden, uzak duran kullarının zümresine ilhak eylesin. Cenab-ı Hak günahlarımızı af, hatalarımızı mağfiret, ayıplarımızı setre eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde inşallah korku ve ümit dengesinden bahsedeceğiz. Mümin, Allah'ın izniyle hiçbir zaman Allah'ın rahmetinden umudunu kesmez ama aynı zamanda Allah'ın azabından kendini emin hissetmez. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh der ki, fakih bir insan sözleriyle, konuşmalarıyla dinleyenleri Allah'ın rahmetinden umut kestirmez ama aynı zamanda Allah'ın azabından da onları emin kılmaz. Bizim ehli sünnet inanışımız böyledir. Ehli sünnet beynel havfi ve raca, korku ve umut dengesinde olmamız gerektiğini bizlere öğretir. Değerli kardeşlerim, insanoğlu sırat-ı müstakimden iki şekilde uzaklaşır. Bir, Allah'ın azabından kendini emin hissettiği zaman. İki, Allah'ın rahmetinden umudunu kestiği zaman. Bunun örneklerini Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Cenab-ı Hak Celle ve Ala bizlere ehli kitap olarak Yahudilerin hayatından örnek veriyor. Ehli kitap olarak Yahudilerin hayatından bizlere Cenab-ı Hak örnek veriyor. Yahudiler hepimizin malumu ehli kitap. İlk dönem itibariyle samimiydiler, mümindiler ve Musa Aleyhisselam onları Mısır'da Firavun'un zulmünden Allah'ın izniyle kurtardı. Ama daha sonraki dönemlerde öyle bir hal aldılar ki şirazeden çıktılar. Bunun temelinde şöyle bir mantık vardır. Yahudilerin sabıkaları çok. Cenab-ı Hak bu anlamda bize peygamber katli konusunda Yahudileri anlatır. Yahudiler yoldan çıkmışlardı, peygamberleri haksız yere öldürmüşlerdi. Gerçi peygamber haklı yere öldürülmez ama bir de haksız yere ifadesinin vurgulanması hiçbir mazeretleri hataen değil bilerek bu işi yaptıklarını göstermekteydi. Peygamberleri öldürmelerinin bu denli cüretkar, bu denli ukala bir tavır takınmalarının arka planında şöyle bir zihniyet vardı. Estağfirullah. ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ İsyan eden bir topluluk olduklarından ve haddi aşan bir topluluk olduklarından dolayı peygamberi öldürmekten çekinmiyorlardı. Bunları bu denli ukala yapan neydi acaba? Bunları bu denli ukala yapan şeyin arka planında şöyle bir mantık vardı. Estağfirullah. Yahudiler dedi ki, وَقَالُوا نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاهُ Biz Allah'ın öz evlatlarıyız ve en sevgili kullarıyız dediler. Cenab-ı Hak onların bu sözünü şöyle düzeltti. Bilakis bel entum beşerun mimmen halak. Siz nereden Allah'ın oğlu oluyorsunuz? Haşa, Allah çocuk edinmekten münezzehtir. Siz ancak Allah'ın yarattığı bir beşersiniz. Fakat gelelim Allah'ın sevgilisi olduğunuzu iddia ettiğiniz meseleye. Peki o zaman
فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ Neden Allah size günahlarınız yüzünden azap ediyor o zaman? Madem Allah'ın en sevgili kullarıydınız diyerek de Cenab-ı Hak onların bu iddialarının anlamsız olduğunu bize haber veriyor. Şimdi değerli kardeşlerim, kendilerinin seçilmiş, kendilerinin öz kul olduğu inanışıyla hareketle, inanışından hareketle şöyle bir inanış onlarda hakim olmuş. Estağfirullah. Kur'an-ı Kerim'de de beyan edildiği üzere. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ Bize ateş ancak sayılı gün dokunacak. Bakınız, insan iki şekilde yoldan çıkar dedim. Cehennemi gözünde küçültüyor. Cehennem tehdidini gözünde hafifleştiriyor. O tehdit, tehdit olmaktan çıkmış onun nezdinde. Artık sayılı gün, birkaç gün, birkaç gün cehennemde yanma uğruna dünyanın tadını çıkarmaya değer diyerek bu denli cüretkar olmalarının arka planında bu vardır. Halbuki Cenab-ı Hak onların bu iddialarının gerçek olmadığını da Kur'an-ı Kerim'de bize haber veriyor. Estağfirullah. Şöyle haber veriyor. Buyuruluyor ki وَغَرَّهُمْ fi dinihim مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Yahudilerin bu uydurdukları din konusunda kendilerine uydurdukları bu iddia onları yanılttı ve kıyamet gününde elleri boşa çıktı. Allah onlara böyle bir ahitte bulunmamıştı. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de onlara, ehli kitaba genel olarak şöyle hitap edilir. Estağfirullah. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا ف۪ي د۪ينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ Ey ehli kitap, dininiz konusunda haddi aşmayın, çizginin dışına çıkmayın, din konusunda size tanınmış sınırların ötesine geçmeyin diyerek onlar uyarılmışlardı. Ama onlar kendilerini Allah'ın azabından emin kılmışlardı. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurur, Estağfirullah. اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ Allah'ın azabından emin olunmaz. Hiç kimse Allah'ın azabından emin değildir. Ancak diyor Cenab-ı Hak, فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Allah'ın mekrinden, Allah'ın azabından, cezasından ancak husrana uğrayanlar emin hissedebilir buyuruyor. Mümin bir insan, ehli sünnet inancına ve itikadına sahip bir insan, hiçbir zaman Allah'ın azabından emin değildir. Hangi tarikata mensup olursa olsun, hangi meşrebe mensup olursa olsun, bizim inandığımız temel değerler bize böyle inanmamızı emrediyor. Hiçbir kimse Allah'ın azabından kimseye eman veremez. Ancak Allah eman verir ki bizim sahabe-i kiram olarak bildiğimiz, aşere-i mübeşşere olarak bildiğimiz insanlar kendileri ölünceye kadar Allah'ın azabından emin hissetmemişler. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh'a nispet edilen bir söz vardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh der ki, deseler ki cennette bir kişilik yer kaldı, umut ederim ki o benim. Deseler ki cehennemde bir kişilik yer var, korkarım ki o benim diyor. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bakış açısı böyleymiş değerli kardeşlerim. Bir başka husus da insanı yoldan çıkartan husus, Allah'ın rahmetinden umut kesmektir. Rabbimiz Celle ve Ala Kur'an-ı Kerim'de bizleri hep rahmetiyle müjdeler. Yine buyurulur ki estağfirullah. Ve rahmeti vesiat kulle şey. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır buyurur. Allah'ın rahmetinin kuşatmadığı hiçbir şey yoktur. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın yerle gök dolusu arası kadar günahı olsa ben tevbe edersem affolunmam demesin buyuruyor. Bu yüzden Allah'ın affedemeyeceği hiçbir günah yoktur. Yalnız bazı hususları iyi anlamamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Estağfirullah. قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَدُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Peygamberim kullarıma de ki, hangi kullarıma? Kendi nefislerine karşı, kendilerine karşı haddi aşarak umudunu kaybeden kullarıma de ki, Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin de. Umutsuzluğa kapılmasınlar. Bilsinler ki Allah bütün günahları bağışlar. Hangi durumda? Şirk dahil hangi durumda? Tevbe ile, dönüş ile, çizgisini değiştirmekle Allah bütün günahları bağışlar.
Çünkü ayeti kerimenin devamında ve enibu ila rabbikum buyuruyor. Ve enibu ila rabbikum, Rabbinize dönün diyor. Ona teslim olun emirlerine. Çünkü o innehu huvel gafurur rahim, çok bağışlayan, müminlere karşı çok merhamet edendir buyuruyor. Bu yüzden bir insan hangi günahı işlerse işlesin, şirk dahil, ki Allah'ın en kızdığı günah Allah'a şirk koşmaktır. Allah katındaki en büyük günah Allah'a şirk koşmaktır. Bu yüzden Allah'a şirk koşmak dahil bir insan bu büyük günahlardan birisini işlemiş veya birkaçını işlemiş olsa bile samimi bir tevbe ile artık ben Allah'a dönmek istiyorum dediği zaman o insan şu umutsuzluğa kapılmayacak. Artık ben affolunmam dediği anda artık o insan şirazeden çıkmış demektir ki Cenab-ı Hak bizlere bu anlamda Allah'ın rahmetinden umut kesilmemesi gerektiğini emir buyuruyor. Şimdi değerli kardeşlerim, Yakup Aleyhisselam çocuklarını Mısır'a gönderdiği zaman onlara bir öğütte bulunuyor. Çocuklarım, yavrularım, Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Yusuf'u arayın, Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Burada Allah'ın rahmetinden umut kesmeme konusu bulup bulmama konusunda değil. Yani başlarına bir sürü sıkıntı geldi. Artık başınıza gelen bu musibetten dolayı Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesip de umutsuzluğa kapılmayın. Yine Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler umut keser buyuruyor. Bu yüzden değerli kardeşlerim, Allah'ın rahmetinden mümin bir insan hiçbir zaman umudunu kesmez. Allah'ın rahmetine dair her zaman ümit vardır. Yalnız şurası yanlış anlaşılmasın değerli kardeşlerim. Allah'ın katında bir hikmet var. Allah'ın katında bir yasa var. Allah'ın katında bir hesap var. O hesaba göre insanlar hakkında Cenab-ı Hak takdirde bulunuyor. Münafıklar sık sık küfrediyorlar, sonra tevbe ediyorlar. Artık tevbeyi oyuncak haline getirmişlerdi. Hatta o kadar ileri gittiler ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki innellezine amenu thumme kafaru thumme amenu thumme kafaru thumme zdadu kufran len tukbele tevbetuhum. İman ettiler, kafir oldular. İman ettiler, kafir oldular. Sonra tekrar kafir, iman ettiler, kafir oldular. Küfürde ziyadeleştiler. Artık iyice ileri gittiler. Bu yüzden artık onlar tevbe edemezler, tevbe edemiyorlar. Tevbe edemeden de gidecekleri için Allah onların tevbesini zahirde göstermelik tevbesini kabul etmez. Bu yüzden fıtrat ayarlarımızla da oynamayalım. Samimi olarak Allah'ın rahmetinden umudumuzu kesmeyelim, tevbemizi yapalım ama nasıl olsa Allah'ın rahmeti geniştir diyerek buradan kendimize bir keyfilik çıkarmayalım. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize Allah'ın rahmetinden umut kesmememizi emrediyor ama Allah'ın azabından da emin olmamamız gerektiğini de hatırlatıyor değerli kardeşlerim. Bu duygu ve düşüncelerle Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i rahmetinden umut kesmeyen, azabından kendini emin hissetmeyerek korku umut dengesinde kalan bir itikad ile hayatını ve imtihanını başarmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak günahlarımızı af, hatalarımızı mağfiret, ayıplarımızı setre eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ah nice bir ruh.